Vay be Atakan Çelik. Atakan, bugün hiç sunuş yapmayacaksın sandık yahu. Hocam skeçlerde biraz yoğun olunca yetişmedi. Eyvallah. O yüzden. Efendim bilirsiniz Amerikan filmlerinde böyle dedektif karakteri vardır ya. Daha doğrusu Amerikan polislerinde dedektifler var. Bizde daha çok o işlere Rıza Baba ve ekibi bakıyor ama... Onların daha böyle bir dedektif olayları inceleyen polisleri var. Altyapıdaki arkadaşlar da demişler, biz de neden böyle bir şey yapmayalım? Çaylak Holmes geliyor, Ebru yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Sen aslında... Buyurun, lütfen. Ben. Hoş geldiniz. Çocuklar, Hülya Hanım, yeni iş ortam, tanıştırayım. Yurt dışından bugün geldi. Bir süre biz de ağırlayacağız. Şeref duyarız efendim. Onun ev sahibi gibi ilgilenmenizi istiyorum. Aa, tabii. Hülya, neden öyle ayakta duruyorsun? Geç otur şöyle. İsmet, bize içecek bir şeyler getir. Adnan, renkli bir şeyler çal. Ne yapıyorsun Safiye? Ev sahibi gibi ilgileniyorum işte Adnan Bey. Safiye, sen değil, kadın ev sahibiymiş gibi ilgileneceksin ya. Siz onun kusuruna bakmayın efendim. Rica lütfen. Ederim. Yalnız eviniz gerçekten çok zevkli dekore edilmiş. Özellikle şuradaki tabloya bayıldım. Yalnız dedeniz neden gerdanlık takıyor? Ya o anneannem. Evet, buna bir alkış istiyorum. Kusura bakmayın, bir an gerdanlık gözüm alınca demek ki anlayamadım. Aa, çok beğendiniz. Çok. Göstereyim, lütfen göstereyim bak. Lütfen. Hep aynı numara. Sabah gerdanlığı gösteriyor, gece... Sana ne? Sana ne ya? Nasıl? Şahane. Boynunuzda daha şahane duracağını düşünüyorum. Bence anlaşmamızın şerefine sizin boynunuzda kalsın bu gece. Ay, bilemedim, nasıl olur ki? Olur, kaz gelecek yerden. Safiye. Kaz? Safiye çok güzel kaz yapar. Kars kazı. Yeni geldi. Safiye, nerede kaldı kaz? Çeviriyorum yanmasın diye. He, acıktık değil mi? Bir acıktık. Evet, doğru. Lütfen buyurun. Buyurun efendim. Siz de hemen servise başlayın, olur mu? Ben de üstüme rahat bir şeyler giyip geliyorum. Ardından da solaryuma girelim. Bak nasıl işinde, görüyor musun? Git kadına yardımcı ol. Hadi yürü. Geliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çorba oraya gitmiş. Şöyle yapalım. Çorba ister misiniz? Lütfen. Ne vardı? Ezogelin. Organik mi? Yok, ezogelin. Safiye, ezogelin organik mi diye soruyor. Ezogelini nasıl organik yapayım? Ha? Nişanlıyken mi kaynatayım? Saçmalama. Doğru. Alayım o zaman biraz. Ha. Afiyet olsun. Sağ ol. Hayda, yine elektrik gitti. İsmet, çabuk bunu getir. Getiriyorum. Öf. Geldi. Dur, gel. Tamam. Hülya Hanım. Ama o sıcaktır, yanarsın ya. Bu zenginlerin nasıl alışkanlıkları var? Safiye, kalk. Bu öyle bir şey değil. Hülya Hanım. Hülya Hanım. Ne oldu ki ya? Hülya Hanım. Aa, biraz sessiz. Çiçekler etkileniyor. Romantik bahçıvan. Ay, pardon. Çiçeği isabet ettiremedim. Kusura bakmayın. Yağınız az gelmiş. Biraz da ben yağlayayım. Siz hep böyle çıplak mı gezersiniz? Ne yapayım ya? Sıcakta çalışılmıyor. Sıcak neyse de nem fena. Peki benim nem fena? Şöyle alıcı bir gözle baksaydın. Lan bırakın oynaşmayı. Hülya Hanım gitmiş. Hülya Hanım. Ne oldu bu? Gürültü ne oluyor? Hülya Hanım nereye gitti? Hülya gitti, yok. Ya saçma sapan bana üç maymun oynamayın ya. Çekilin. Çekil. Anladım. Hülya Hanım. Ne oldu Hülya'ya? Efendim. Hülya Hanım kuyruğu titretmiş. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? İmamın kayığına binmiş. Ne? Efendim, kandilinin yağı bitmiş. Anlamadım ya. Ölmüş ya, ölmüş kadın mort. Ama az önce gayet iyiydi, ne oldu ki ya? Ya sorumsuzluk işte, misafir evinde olacak iş mi bu? Hülya Hanım, Hülya. Gel. Gerdanlık yok. Gerdanlık kim aldı gerdanlığı? Çabuk çıkarın. Gerdanlık nerede? Çabuk çıkarın. Çıkar gerdanlığı. Hah, jandarma da geldi. Ne jandarması lan? Ben dedektif Şenol. Bu da yardımcım Doktor Vasfi. Doktor Bey. Benim böğrümde bir ağrı var da bir bakabilir misiniz? Konumuz senin böğrün mü şu anda? Evet.
Bundan sonra olayı biz devralacağız. Efendim, isterseniz vücudunu inceleyerek başlayabiliriz. İnceleyelim. Hangisininkini? Başvan soyunsun. Başvan soyunsun. Ne yapıyorsun? Öyle bir şey değil bu. Ne yapıyorsun? Yavaştan çıkarmak gerekiyor. Yavaştan. Ya ben bundan mı bahsediyorum? Maktulün vücudu efendim. Git incele. Emredersin. Biri de bana burada ne olduğunu anlatsın. Tabii efendim, şimdi Adnan Bey ile Hülya Hanım akşam eve geldiler. Daha sonrasında Adnan Bey Hülya Hanım'a bir gerdanlık taktı. Yemeğe oturdu Hülya Hanım. Daha sonrasında elektrikler gitti. Elektrikler tekrar geldiğinde Hülya Hanım cansız bir şekilde böyle yatıyordu. Gerdanlık da yoktu. Peki sen kimsin? Uşağım. Demek uşaksın. Efendim, maktulün üzerinde herhangi bir çizgiye rastlamadım. Kapıda da zorlama yok. Bu da demek oluyor ki... Kapıya çarparak ölmemiş. Yok, ben katil içeriden biri diyecektim. Olabilir. Demek içeriden biri. Sen! Sen! Belki de sen! Çatıya bir helikopter ve içi para dolu çanta istiyorum. Polisi ararsanız başvan ölür. Ben ne alaka ya? Korkudan karıştırdım hayatım. Kusura bakma. Hayatım şey ya. Diyecektim, avukatımı istiyorum. Bunu şüpheli listesinden çıkaralım. Bu salak yapamaz. Çıkaralım. Sen Bay Uşak. Evet. Demek bu evin Bay Uşağı sensin. Efendim, Uşak Bey mi desek acaba? Diyelim. Merhumeyi sever miydin? Yani şimdi yeni tanıştık, severdim diyemem. Katili buldum, buymuş. İlişkileri varmış. Ya kadınla yeni tanıştım diyor, ne ilişkisi? Kadınla değil, Adnan Bey'le. Aa! Hiç hissetmedin. Kıskanıyormuş. Adnan Bey, sizde bir şey söyleyeyim. Ya öyle bir şey olur mu? Ben yani yeni tanıştık, yeni tanıştığım birini nasıl sevebilirim, onu dedim ya. Ya Uşak! Ya Uşak! Baştan söylesene o zaman. Efendim, uşağı komple mi kaldırsak? Kaldıralım. Yine de gözüm seni hiç tutmadı. Birinci şüphelim sensin. Ama bu şekilde hiç bulamayız ya. Bir sorgulama mı yapsanız, ne bileyim yani... olay saatinde ne yaptığımızı mı sorsanız? Olay saatinde ne yaptınız? Üstümü değiştiriyordum. Al işte, sordum. Ne işe yaradı bu bilgi? Ya bilip bilmeden her şeye bir karışmayın ya. Peki, gerdanlık size mi aitti? Evet, aile yadigarı. Peki, gerdanlığı neden dedeniz takıyor? Ya o anneannem! Çok pardon. Peki, Hülya Hanım da neden gerdanlık vardı? Anlaşma imzaladık. Çok beğendiği için bu gecelik taktım. Peki, değerli bir parça mıydı? Evet, su içinde 500.000 lira eder. 500.000 mu? Sen az önce göğsünü mü oynattın? Böyle oldu çünkü bir. Bir şey mi yakaladınız? Aa, yok, ben kötü oldum. Kusura bakmayın, hoşuma gitti. Pardon. Ha, o kadar. Ya Safiye, yerimi tamam ya. Beyefendi, lütfen bulun. Çok kıymetli benim için o gerdanlık. Merak etmeyin. Dedektif Şenol kendine has yöntemleriyle bu davayı da çözer. Kendine has yöntemleri mi? Evet. Hadi arkamı döndü. Kim aldıysa yerine koysun, hiçbir şey demeyeceğim. Az önce övdüm ya seni. Az önce kendine has yöntemleri dedim ya. Niye yüzümü kara çıkarıyorsun? Vasfi, dava çok karıştı. Hadi uşağı alıp gidelim. Ya ben buradaydım diyorum. Ben yapmadım. Ne malum kadının yemeğine zehir katmadın? Yemekleri ben yapmıyorum ki. İtiraf ediyorum. Katil Batuhan. Ben ne alaka ya? Bütün oklar beni gösteriyor, ben panikliyorum. Ya şu olayı çözecek misiniz artık? Çözdüm. Buldum. Ne oldu? Elektrik beyim, kırsalda olduğumuz için buralarda çok sık kesik kalık. Anladım. Pardon. Heh, elektrikler geldi. Ne diyordum? Katil Uşak. Vasfi, olayı nasıl çözdüm? Efendim, adam hareket etmiyor. Suçunu biliyor, o yüzden. Gıdıkla biraz şey yapar o. Buz gibi olmuş adam. Lan korkudan o. Hohla ısınır. Ulan nefes almıyor adam. Ya her şeyi de ben söyleyemem ki Vasfi ya. Ya kim katil, gözünüzü seveyim ya. Şunu bulun artık. Katil Başvan. Ya ben ne alaka Allah Allah. Efendim, cinayetlerin elektrik kesintisiyle bir bağlantısı olabilir. Emin değilim Vasfi. Bence katil bize bir oyun oynuyor. Ve ben bu oyunu anladım. Ve bu oyun... tüm çıplaklığıyla karşımızda şu anda. Bir fikriniz mi var? Evet. Bence katil Uşak! Ay, benim uşağı be! Evet! Ne uşağıymış arkadaş? Ne var ya, nasıl? Elektrik diyorum, elektrik. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Elektriği açıp kapatacağız, en son kim ölmezse katil o. Ya öyle bir zor mu? Ben de yapacağım. Ne oldu? Bir tedirgin oldunuz. Neden? Çünkü bu evde biri bir sır saklıyor. Ve ben bu sırrın ne olduğunu biliyorum. Açığa çıktık. İlişkimizi öğrendiler. Ya, biraz dursun, biraz dursun. Ya bizim ilişkimizden yok. Ne yapıyorsun? Dursun, ne olursun. Hanımefendi, neden adamın göğsünü elliyorsunuz?
Siz bizi görüyor musunuz şu an? Ben elektrikler gitti sandım. Elektrikler gitmedi. Sizin gözünüz kararmış. Manyak sapık. Bırak adamı. Toparlan, basıldık. Benim kafamı karıştırmayın. Durun. Adnan Bey yeni bir iş anlaşması imzaladı. Bu da demek oluyor ki işler yolunda gitmiyordu. Merhume'ye gerekli yatırım yaptırıp imzayı attıktan sonra artık ona ihtiyaç kalmamıştı. Yani katil... Uşak! Evet Uşak! Bak sonuna kadar çok güzel gittin. Eğer Adnan Bey deseydin tamamdı. Adnan Bey Uşak mı? Allah'a vururum şuna. Soruyorum ya. Hayır. Adnan Bey suçlu. Hı. Ya olur mu? Ben nasıl yaparım böyle bir şey ya? Ben masumum. Bırak be. En başından beri anlamalıydım zaten. Sen böyle ışıyıp açıp kapatınca burada biri ölüyor. Bakın. Vasfi! Vasfi öldü! Vasfi! Doktor öldü ya. Vasfi bir şey söyle. Bir şey söyle. Senin cibiliyetiniz... Cibiliyetiniz dedi, bir şey demek istedi bize. Ne demek istedi acaba? Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Hapishaneyi boylayacaksın. Ben size temiz iç çamaşırı getiririm. Ya ben masumum, hapse falan girmeyeceğim. Onun için değil ki. Bir de kendi gerdanlığını çalmışsın. Ya kendi ağzınıza söylediniz. Ben kendi gerdanlığımı niye kendi kendime çalayım? Ne malum sigortadan para almak için yapmadınız? Gerdanla sigortası yok ki, yakalandınız işte. Peki olsun istemez. Allah'ım sen bizi paranormal şeylerden koru. Paranormal dediniz de. Ya bu paranormal değil ki Adnan Bey. Tutamadım kendimi, pardon. Merhabalar. Biz Galvaniz Sigortayız. Bu da bizim viral reklamımız. Ver jingle'ı. Sigortasız olmaz ki ama Galvaniz hep yanında. Bu şartta öyleymiş aslında. Gerdanlık nerede? Burada. Galvaniz Sigorta. Formları doldur sen de durma. Katıl bize anında. Galvaniz Sigorta hep yanında. Tam olarak nerede? Burada. Güzel oldu, evet. Ah, çok güzel oldu. Kimse ölmemiş. Evet. Ben de ölmedim. Dip dileyim, bir kontrol et. Ne olursa kalsın. Dur artık sen de ya. Galvaniz Sigorta efendim. Tam 17 gizli kamerayla çekildi. Tabii. Kamera mı? Kameralar nerede ya? Şurada. Şöyle. İki tane orada var. Şuradakiler var. Bir de şurada. Bir de burada. Tüm bunlar evinizdeki değerli eşyaların sigortalanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermek adına gerçekleştirdiğimiz kampanyamızdı. Yani şimdi siz bana oyun mu oynadınız? Evet, biz de dedektif değiliz aslında. Ben de Uşak değilim. Bahçıvan? Ben bahçıvanım. Tamam bir dur. Peki siz iş ortaklığımız falan? Yok, kampanya onlar. Hatta benden hoşlandığınızı falan düşünmüştüm. Kampanya. Ne dersiniz? Kampanya koşullarını incelemek ister misiniz? Sektöre gidin lan evimden. Çıkın gidin buradan. Hadi. Jingle'a girelim belki rahatlar. Sigortasız olmaz ki ama... Efendim, anneanneniz ölmemiş miydi? Ya o dedem, dedem! Zil diyenler. Çalın bakalım zilinizi. Güzel, güzel. Kim yazdıydı? Yazar. Bir şeyin devamı gibi. Bu finali böyle olan bir skecimiz daha vardı değil mi? Galvaniz. O da Galvaniz'di. Galvaniz'di. Güzeldi, eğlenceliydi ve gene Hacı Ahmet. Az benzin yakarak çok alkış almayı başardı. Değil mi? Geliyor, ne oluyor diyor, alkış. Allah vergisi bir şey bu. Tersi de olurmuş. Dedeniz niye takıyor, o anneannem miydi? Anneanneniz dedem. İkisi de olurmuş. Bir daha ikisi skeçte o da olabilir. Her şey oluyor valla. Bahçıvan ve hizmetçiye de bir alkış Tuğba Bey. Feriştah'ın gençliği gibi oldu. Tuğba bebeğim. Tuğba sana bayılıyorum.
çok tatlı ve komiksin canım benim. Bu arkadaşı tanıyor musun? Sana övme isteği gönderen arkadaşa. Yok, hiç tanıdığım yok ki burada şu an. O zaman bir öpücük gönder arkadaşa, sağ olsun. Bak sana özel övgü. Bu aralar övmediğim kimse var mı? Hatırlatın ya. Kim? Cenan'ın mı? Sabah uyanıyorum, Cenan'ı övüyorum ben. Cenan'ı arıyorum. Ömer, çok iyisin. Nerede Ömer? Bence jandarmada geldi, şakası da çok iyiydi. Çünkü o şapkanın başka izahı yok bizim kültürümüzde. Bildiğin jandarma yani. Nişanlıyken mi kaynatayım? Güzel şakaydı. Ezogelin organik mi? Nasıl organik yani? Nişanlıyken mi kaynatayım? Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin, altyapı. Bravo. Çok güzel.